Gelibolu Savaşı sırasında İngiliz albay tarafından kullanılan pusula 97 yıl sonra ailenin geriye kalan tek ferdi olan Sue Mertens'a iade edildi. 1915 Gelibolu Savaşı. Türkiye için anlamı büyük. 39 yaşındaki pilot Murat Söylemez'in ise koleksiyonuna başlama nedeni. 78 yılında ilk defa bölgeyi ziyarete gittiğimizde, daha 5 yaşındayken tabii, Alçıtepe köyünü gezerken bir köylü teyzemizin bana hediye etmiş olduğu bir avuç savaş hatırasıyla başladı. Yıllar sonra Murat Söylemez bu pusulayla tanıştı. Pusulanın üzerine bir isim yazıyor. P.D. Castle ve 6. Essex Alayı şeklinde. Ben Essex Alayı'nın 1. Dünya Savaşı'nda çarpıştığını, hatta Osmanlı'ya karşı Çanakkale'de ve Filistin cephesinde de çarpıştığını biliyordum. Fakat Percy David Castle'ın Çanakkale'de çarpıştığına ulaşmam biraz vakit aldı. Soy ağaçları tarandı, fotoğraflara ulaşıldı. Kendisinin madalya beretine kadar ulaştık. Uzun araştırmalar sonucu pusulanın sahibi Albay Percy David Castle'ın ailesinden son kalan toruna ulaşıldı. Haberi alan Sue Mertens büyük şaşkınlıkla İstanbul'un yolunu tuttu. Birkaç ay önce bir mesaj yolladılar bir siteden. Bir pusulanın bulunduğu, Kaptan Castle'a ait olduğunu söylediler. Bir ailesi var mıdır dediler. Ben de o benim büyük babam dedim. Sue Mertens dedesini hiç tanımadı. Ancak pusulayla ayrıntılı bilgiye sahip oldu. Çok şaşırdım. Gelibolu Savaşı'nı herkes çok iyi bilir. Ancak büyük babamın onun içerisinde yer aldığını bilmiyordum. Evet, gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Pusulanın ne şekilde ele geçirildiği, kimler tarafından kullanıldığı bilinmiyor. Ancak pusulanın içerisindeki Osmanlıca harfler bazı ipuçları veriyor. Savaştan sonra tekrar kullanıldığı bariz. Bir Osmanlı askeri tarafından kullanıldığı da çok net. Çünkü üzerindeki istikametler, rüzgar istikametleri özellikle Osmanlıca yazılmış ve en önemli nokta kıble istikameti ayrı bir okla belirtilmiş. Pusula 97 yıl aranın ardından büyük tesadüf sonucu sahibinin torununa ulaşmış oldu. Koleksiyoner Murat Söylemez pusulayı sahibine teslim etmekten memnun. Pusulanın bende kalması çok etik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla olması gerektiği yerde o daha anlam kazanacaktır. Bu hafta da sona geldik. Ana haber ekibi olarak bugünden iyi bayramlar diliyoruz efendim. Bayramdan sonra